Merhaba arkadaşlar. Evet, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle çiçekli çiçekli bir video çekelim dedim tekrardan. Ve arkadaşlar, benim kohleryam Japon küperesi, bir diğer ismiyle hakkını veren bir çiçeğim, komşu çatlatan arkadaşlar. O kadar güzel kırmızı açıyor ki, böyle bol yoğun açıyor ve adının hakkını da veriyor arkadaşlar. Evet, kohleryamızın nasıl çoğaltılır, nasıl üretilir, nasıl bakmamız gerekiyor onları anlatalım. Daha önceki videolarımda ben dikimini ve çoğaltımı nasıl çoğaltığını anlattım ama birebir göstermedim arkadaşlar. Onun için şöyle bir video çekeyim dedim. Hem bakımını anlatayım hem de yapraklarından deney yaptım. Daha önce de daha yapmıştım arkadaşlar ama videosunu çekmemiştim. Bir denedim. Acaba toprakta mı daha güzel çabuk yeşeriyor? Yoksa sudan mı daha çabuk kökleniyor, yeşeriyor, rizom veriyor diye denemek istedim. Ve şöyle yaklaşık bir ay oluyor. Bir aydan beri şöyle bir kısmını yaprakların böyle gördüğünüz gibi toprağın içerisine birazcık çok az pervit karıştırdım. Biraz da toprak nemlendirdim. Uç kısımlarını toprağın içine koydum. Ama tıpkı menekşeler gibi toprağın içinde bir zaman sonra geriye doğru kıvrılıyormuş yani arkadaşlar, onu söyleyeyim. Kıvrılmış ve topraktan çıkmışlar. Tabii o nemden hem de o toprağın verdiği nem ve vitaminden dolayı artık rizomlar vermiş mi yoksa kök saçak atmış mı, az sonra da beraber göreceğiz. Bir kısmını da şöyle suya ıslattım arkadaşlar. Aynı tarihte yaptım. Birinde bir tanecik çok az saçak gözüküyor. Hafif böyle rizom yapacak gibi, kök yapacak gibi daha hala uçları böyle dönmüş dönmüş duruyor. Evet, benim kohleryam arkadaşlar rizomdan örüyor, çeliğinden örüyor, yaprağından örüyor. Gördüğünüz gibi çok da bereketli bir çiçek aslında. Evet, benim rizomla yapmış kohleryam rizom yapmış arkadaşlar. Toprak altında yaparken bunlar artık şaşırmış. Benim kızım, dedim ya, geçenlerde bir video çektim, benim kız kudurmuş diye. Gerçekten de kudurmuş. Maşallah maşallah diyelim bu arada arkadaşlar. Üst tarafından, o saplarının üst tarafından toprak kısmından yapmış ama üst kısmında da rizom vermiş. O rizomları da alacağım. Ve israf olmasın, şöyle bir pet bardaklara ben toprak hazırladım. Onlara dikimini yapacağım arkadaşlar. Ve kohleryamızın şöyle bir şeyini anlatayım. Yıllar önce benim vardı kohleryam. Tabii yıllar sonra kaybettim. Bundan benim aklımda kaldı, tabii çiçeği çok seviyorum. Köye gitmiştim. Orada bizim gelinimizin kuzeninde varmış. İki tane şöyle çok küçük böyle fidelerini aldım. Sağ olsunlar, verdiler. Diktim. Tabii bakılan göze çöp batır ya, sakılınan göze çöp batar ya. Biz de bu hanımefendiyi sakındıkça alt kısmı çürüme yaptı. Aslında köklüydü benim aldığımda. Çürüme yaptı. Kopardım. Sağlam kısmını diktim. Zaten çok küçüktü. Çok küçük bir ufak bir böyle şey kaldı. Sap kısmı kaldı. Tekrardan bir zaman sonra baktım yine çürümüş. Diktim. Bir zaman sonra yine çürümüş. Çok böyle küçücük kopartıyorum. Koparmaya kıyamam. Çünkü sap kısmı kalmadı. Dedim ki artık yeter. İster ol ister olma derken diktim. Ve Afyon'a gittim. Yazları Afyon'da kalıyorum normalde. Geldikten sonra bir de bakayım ne göreyim arkadaşlar. İki tanesi de tutmuş, kurumamış. İkisi de çok güzel olmuşlar. Ve daha önce de ben geriye dönüp videolarımda görebilirsiniz o videomu. Baktım çok güzel olmuş. İyi dedim, bu adam olacak artık. Ve içeride duruyor arkadaşlar benim. Normalde dışarıda durabilir. Bakımı da hemen şöyle anlatayım. Aslında kohleryalar sabah güneşini, açık havayı sever. Sadece fazla aşırı rüzgar olmayacak, fazla aşırı yağmur su değmeyecek, kapalı bir ortamda sadece sabah güneşini alan bir yerde durabilir. Ama bizim bu kohleryamızın özelliği arkadaşlar, sulama yaparken dip kısmında şöyle açık yerlerinden sulamamız gerekiyor ve yapraklarına fazla değdirmememiz gerekiyor. Çünkü yapraklarında lekeler oluşuyor. Görüntüsü çirkin oluyor. O yüzden çiçeklerimizin sularken dip kısmında yapraklarına değdirmeden sulamamız gerekiyor. Hatta sulamayı da toprak nemi kurudukça, yani kurudukça sulamamız gerekiyor.
Ve geçirgen toprak olması gerekiyor arkadaşlar. Kök kısmının güzelce şöyle o sıkı toprak olmayacak. Kök kısmının güzelce yayılıp daha rahat rizomlar vermesi, hatta rizomların büyümesini dip kısmında sağlamak için geçirgen toprağı dikmemiz gerekiyor. Ben de genelde takipçilerim bilir, ben orman toprağı dikiyorum. Çok az, mesela 3'te 1 ya da 4'te 1'i çok az, hemen 1-2 avuç bahçe toprağı koydum. Sadece su tutması için, çok çabuk su ihtiyacı olmasın diye. Ondan sonra gerisi çam toprağı arkadaşlar, yani orman toprağı. O çam toprağı derken yanlış anlamayın kesinlikle. O kırmızı, ormandaki o kırmızı sert yapıdaki toprak değil. O biz böyle yumuşacık onu görsek bile eve getirip çiçeklerimizi diktiğimizde, suladığımızda arkadaşlar beton gibi olur. O zaman da çiçeğimizin hem kök kısmının hava almamasını hem de zamanla çiçeğimizin kurumasını sağlar. O yüzden kesinlikle yanlış anlamayın. O toprak beton gibi olur. Sadece hani yıllanmış yapraklar döküle döküle zamanla torf haline, çürümüş torf haline gelmiş toprak var ya, o toprağı alıp çiçeklerinizi dikerseniz hem gübre yerine geçiyor arkadaşlar, hem de toprak yerine geçiyor. Bence en kral hazır topraktan daha iyi. Hem bedava, böyle ormana gittiğiniz zaman pikniğe falan, o zaman. Evet arkadaşlar. En kral kaliteli topraktan çok çok iyi dedik arkadaşlar. Evet, klasman toprak ve tabi benim gibi şanslı olmayan arkadaşlarımız, ormanı nereden bulacağız Gülay Hanım diyenler var. Buradan da duyar gibiyim sanki arkadaşlar. Klasman toprak, akıllı toprak, yani şöyle güzel kaliteli toprak alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benim kız diyor ki, ben böyle bir şey anlatırken böyle yüzüm asılırmış herhalde. Aslında çok asık suratlı birisi değilim yani, özür dilerim, kusura bakmayın. Diyor ki anneciğim de bir şey anlatırken diyor yüzün asılıyor diyor, niye bilmiyorum diyor. Ama ben sanki bir şeyler unutmayayım diye arkadaşlar, aklımdakini o beynimdekini düşünürken herhalde yüzüm düşüyor mu bilmiyorum. Karşısında bakıyor bana, işaret ediyor, beni güldürdü. Rabbim de seni güldürsün anneciğim. Evet, bir deneme yaptık dedik, deney yaptık dedik. Hemen gösterelim arkadaşlar. Şöyle ben kamerayı biraz daha yakına alalım. Rizomlarına bir bakalım şu toprağa. Ben de sizinle beraber bakacağım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle bardaklarımızı kenara alalım. Ben toprağımızı hazırladım, koydum. Bir dakika, hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kamerayı yakına almadan önce bakımını anlattık, çelikten dikimini anlattık, sulamasını anlattık ve hangi ortamda durması gerektiğini hemen onu da söyleyeyim. Tül arkasından, tıpkı menekşeler gibi tül arkasından güneş geliyor ya arkadaşlar, bol ışık, bol güneşi çok seviyor. Ama perde arkasından olması gerekiyor. Perde arkasından olursa benim bu prensesim öyle. Daha önce videosunda paylaştım, durduğu yerde o çiçek standının üzerinde. Akşama kadar güneş geliyor benim penceremden ve önünde tül perde var. Sulamasını da toprak nemi kurudukça yapıyorum arkadaşlar. Ve çoğaltımını da anlattık. Şöyle unuttuğum bir şey var mı yok mu, şöyle benim kız da oradan gülüyor. Ya aklımda hani yaptığım şeyleri unutmayayım, sonra da videodan sonra ay ben şunu demediydim, keşke unutmasaydım filan demeyeyim diye aklımdakileri söylemeye çalışıyorum, nasıl baktığımı, nasıl yaptığımı. Bu arada NPK 20-20 veriyorum arkadaşlar. Ayda bir kere NPK 20-20 veriyorum gübre. 1 litre suyun içerisine 1 çay kaşığı karıştırıyorum. Sulamasına onu veriyorum. Bu prensesimiz de böyle güzel açıyor. Evet, şöyle hemen kamerayı yaklaştıralım. Evet arkadaşlar, şöyle hemen önce bardaktakini göstereyim. Bu sürpriz değil, nasıl olsa görüyorum bardağın dış kısmından da. Evet, minik minik rizomlar yapmaya başlamış. Şöyle göstereyim. Çok yakın etmedi. Hayır, gözükmüyor. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi minicik rizomlar yapmaya başlamış. Hatta şuradaki arkadaşlar saçak yapmış. Evet, gördüğünüz gibi saçaklar yapmış. Bunlar da böyle minik minik böyle rizomlar vermeye başlamış sanki arkadaşlar.
Evet, bunları hemen bardağa yeniden ıslatalım. Çünkü bunları sudan alacağım artık arkadaşlar. Diğeri de daha başarılıysa eğer. Ben de bunları da toprağa koyacağım. Ya da böyle suda köklenmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi saçaklanmış ve kök atmaya başlamış. Sapı hiç yokmuş. Nasıl koymuşum ben öyle bilmiyorum onu. Sapı hiç kalmamış. Evet. Şöyle. Bunu hemen şöyle yan tarafa alalım. Ve hemen şunu çok merak ediyorum. Bunu açalım. Oo, bu prenseslerimiz daha bereketliymiş. Filizler çıkarmış. Rizonlar yapmış. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Evet, burada kıvrılmış sanki birbirine girmişler. Şöyle yavaş yavaş. Aa, birbirine resmen kenetlenmişler. Şunu çıkartabilirsem buradan kırdırmadan. Çünkü rizon yapmış ya yavrum benim. Çıkardık. Buradakiler açılmadan, ağızları açılmadan rizon yapmışlar. Sudakiler daha canlı, daha kuvvetli gibi duruyor ama buradakiler de hemen böyle yavru yapmış arkadaşlar. Şu daha güzel büyümüş. Çünkü bu toprağa değmiş. Hem saçak atmış hem daha canlı, daha gür rizonlar yapmış, yavru yapmış. Evet, bunları şöyle bir bardağımıza dikelim arkadaşlar. Demek ki kapalı sera yönteminde poşet içerisinde daha güzel oluyor. Siz de eğer köklendirmek isterseniz, hatta arkadaşlar mesela böyle kohleranız var. Yani bir arkadaşınız da var. Koparacak da böyle benimki gibi şey yoksa, çeliği yoksa eğer böyle yaprağından alın. En azından köklendirin. Biraz daha derine dikeceğim. Şöyle. Fazla da bastırmıyorum üzerine ki rizonu kırılmasın arkadaşlar. Evet, bu kırmızı prensesimden birkaç takipçilerim soruyordu. Gülay Hanım biz nereden bulabiliriz? Ulaşım yok. Nereden bulabiliriz diye soruyorlardı. Maalesef bende yok diyordum. Hani keşke olsa da paylaşsam diyordum, versem diyordum. Ama daha önce ben satışını yaptım arkadaşlar. Rizonları vardı elimde. Satışını yaptım ama yapacak bir şey yok. Elimde de yok dedim. Ama artık bunlar büyürlerse nasip olursa birkaç isteyen arkadaşıma da onları da böyle kohleye sahibi yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Ah oh canım benim ya. Şurada bir taş geldi eline. Bu orman toprağı ya arkadaşlar. Arada bir taş olabiliyor içerisinde. Saksı tabanına koyuyorum ben taşları da. Şöyle. Canım ya. Çok tatlısınız siz. Çok böyle minnacık olmuşlar. Çok tatlısınız. Evet. Evet, 4 yapraktan 4 tane kohleryamız oldu. Bebek kohleryamız oldu arkadaşlar. Evet. Siz çok mu tatlısınız böyle? Evet arkadaşlar. Bunları daha güzel, daha çabuk büyüsün diye şöyle poşet içerisine de koyabilirsiniz. Bunlar zaten poşet içerisindelerdi arkadaşlar.
Hem de o ortama daha alışkınlar. Toprak içerisinde hem alışkınlar toprağa hem de kapalı ortama alışık bunlar. Şöyle daha çabuk büyüsünler, daha çabuk gelişsinler diye bardağın içerisini güzelce şöyle kilitli bir poşetimizin içerisine koyabiliriz. Hatta kilitsizse de eğer poşetiniz yoksa elinizde şöyle ağzını güzel bol bir poşetin içine koyup ağzını bağlayabilirsiniz bir ip yardımıyla. Evet, kolyeryamız böyle. Sereyağı aldık ve hemen şuraya alayım ben bunu. Şurada arkadaşlar hemen şöyle kalkayım birazcık. Şöyle prenseslerimizi şöyle bir kenara alalım. Evet. Şuradaki kolyeryamızı alalım yanımıza. Ben daha önce kırdım. Dip kısmına diktim arkadaşlar. Şöyle bir bakacağım ama evet. Böyle yaprağından dip kısmına dikmiştim. Bu da burada saçak atmış. Ama tekrar dikeceğim geri yerine. İncitmeyelim. Şöyle. Ve burada da rizonları var arkadaşlar. Biraz kuru yapraklarını alalım. Şurada gördüğünüz gibi rizon oluşmuş. Ben bu rizonlardan da alacağım. Bir bardağın içerisine dikeceğim arkadaşlar. Ay, minnacık şuraya da düştü. Benim piyen şişim. Evet. Burada rizonlar oluşmuş. Bunları da bir bardağa dikeceğim arkadaşlar. Hemen şurada dikili bir bardağımız var mıydı? Ona bir bakacağım. Az sonra, videodan sonra da diksem olur. Evet, kolyerya bakımını böylece anlattık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce ben yaprak çıkardım ya buradan. Buradaki rizonları da bunun içerisine dikivereyim. Evet, 3 tane rizonumuz da burada oldu. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Bu arada zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videodan haberdar olursunuz arkadaşlar. Hemen şöyle kameramı yeniden tekrar aynı yerine alayım. Evet arkadaşlar, şöyle videomuzun sonuna geldik. Dedik ki zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve kanalımıza da abonelikleri tamamen ücretsizdir. Kanalımıza gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Ve hatta bütün yeni yayınlayacağımız videodan siz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Şöyle like'larımızı unutmayalım. Like'larımızı ve merak ettiğiniz tüm konuları da kanalımıza güzelce abone olduktan sonra, videomuzu biraz izledikten sonra merak ettiğiniz hangi konu olursa olsun yorum kısmına eklerseniz sevinirim arkadaşlar. Eğer bilgim dahilinizde mutlaka bilgi veririm oradan ve bir vaktiniz yoksa, en azından yorum eklemeye vaktiniz yoksa, bir çiçek, böcek ya da bir emoji bırakabilirsiniz arkadaşlar. Tam destek olur bizler için. Ve Allah'a emanet olun. Hep çiçekli kalın inşallah. Evet, kolyerya bakımımız böyle. Ve bir diğer videomda da inşallah takipçimin getirdiği o farklı değişik kolyeralar var. Onları saksıya geçireceğim arkadaşlar.
Hepinize saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun. En güzel terapi çiçek terapisi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.